Gülhabbe ile her şeyi kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili dostlar, geldik Ödemiş Gereli'ye. Evet, Ödemiş Gereli'deyiz şu an. Karşımızda okulu mevcut. Merkezi nokta olduğu kanaatindeyim. Şimdi bakalım, konuşacak birini bulursak, bize bilgi verecek birini bulursak konuşacağız. Hemen yanımızda bir büfe, bir bakkal var. Yeme içme yeri de var. Onun arkasında hayvancılık yapıyorlar ve kahve mevcut arkadaşlar. Ve yine merkezi noktada süt ile ilgili bir firma herhalde. Kaplan Süt demiş. Sütle ilgili bir firma var. Bakalım şimdi konuşacağız. Burada ayrıca başka bir kahve daha var. Büfenin yanında hem bakkal hem kahve. Ve burada kahveye bakacağız. Bakalım kimden bilgi alabileceğiz. Evet arkadaşlar, biz iki kahveye de girdik. İkisinden de çekime dahil olabilecek birini bulamadık. Ama söylediler, haftada bir gün sağlık ocağı açılıyormuş. Doktor geliyormuş yani. Haftanın bir günü. Otobüs ana caddeden geçiyormuş. Burası zaten ana caddeye oldukça yakın. Geçim kaynakları da hayvancılık ve patatesmiş. Burası da oldukça sakin, sessiz, sakin. Çok fazla kalabalık değil arkadaşlar. Çok geniş bir caddesi mevcut. Akşam saatleri doluyor olsa gerek. 3 tane kahve var. İkisinde 3-5 kişi var. Biri bomboş ama hayvancılık varmış. Evet. Demek ki şu saatlerde insanlar çalışıyor. Evet arkadaşlar, tuğladan yapılma evler çok fazla burada. Zaten ev çok az aslında. Geniş arazileri var. Şöyle 3-5 tane ev var. Tek katlı. Tam benim gönlüme göre. Seviyorum tek katlı evleri. Şurada yemci herhalde. Böyle yerler var. Bir de marketleri var 2 tane. Onu gördük. Evet, camisi 1955'te yapılmış arkadaşlar. Bu cami. Evet. Evet, şöyle yol gidiyor. Oldukça eski bir köy burası. Camisi bile 1955'te yapıldığına göre şöyle yine bahçelere ve evlere doğru ilerliyor. Dediğim gibi büyük bahçeler var. Evet, tam organik yaşam. Bol bol tavukları görüyoruz. Buralar son derece sakin, sessiz bir alan. Evet. İnsanlar bahçelerinde keyifle oturuyorlar arkadaşlar. Ve köyünüzü çekip tanıtıyoruz. Köyünüzü çekip tanıtıyoruz. Evet. Bahçelerden meyveler sarkıyor. Onlar insanı bir başka mutlu ediyor. Mesele yemek değil. Görmek bile çok keyifli. Evet. Pek çok köyde gördüğümüz olay bu. Fırın. Köyün fırını arkadaşlar. Evet arkadaşlar.
Burada da bir market var. Arkasında da kuaför, berber yani. İşlevsel durumda mı bilmiyoruz. Evet, büyük arazilere doğru, büyük arazilerin olduğu alanlara doğru gidiyor bu yol. Evet arkadaşlar, burada çoğunlukla evler bu şekilde. Çoğu evler böyle. Şu. Yani yapısı budur arkadaşlar evlerin. Ama çok da sevimli görünüyor. Ve şurada da aynısı var. İki katlı. Atıl durumda gördüğüm ev. Aynı şekilde inşa edilmiş. Ve burada da. Evet, pek çok ev bu şekilde inşa edilmiş. Bu yolun sonu sanki şahsi eve doğru gidiyor. Evet, hayvancılık burada pek çok yerde mevcut. Ve sanki atıl durumda bir ev. Ya diğer taraftan kullanımda bilemiyorum. Ya da gerçekten atıl. Hani çok detaylı bilgi verebilecek insana rastlamadık. İnsanlar çok detaylı bilgi vermiyor. Evet. İnsanlar işleniyor. Ve geldik zeytinlik alana. Evet, bunun devamı tamamıyla zeytinlik arazi ve bahçeler arkadaşlar. Evet vatandaş, öyle ya da böyle evine bir şeyler götürmek zorunda. Ve dar bir yoldan ilerliyoruz. Ana merkezi çok geniş. Orayı çok geniş tutmuşlar. Sanıyorum kooperatifin de olmasından kaynaklı. Ama ara yolları oldukça dar. Evet, sağlı sollu çok eski binalar. Evet, tuğla. Evet. Tuğla olan var, böyle toprakla yapılmış. Adına ne deniliyor bilmiyorum. Briket miydi, neydi? Kerpiç. Binalar var. Ve biz geldik. Son durak arkadaşlar. Burası. Evet. Hadi dönelim. Evet arkadaşlar. Buralarda var olduğunca ekim alanları, pek çok ürün var. Ama geçim kaynaklarımız hayvancılık ve patates dediler. Demek ki bunların bazıları kendileri için, kendi hayvanları için muhtemelen, bilemiyoruz. Öyle dediler. Biz şu an ekim alanlarındayız. Evet arkadaşlar, yine sağımızda Ödemiş Belediyesi'nin yaptırdığı bir fırın var. Bizim mevcut bulunduğumuz yolda çıkmaz bir yolmuş. En son evlere dayandık, geri döndük. Böyle bir alandayız. Hemen solumuzda çok büyük damlar var. Binalar var. İçerisinde tabii ki hayvan barınaklarıymış onlar. Hayvancılık yoğunsal olmasından kaynaklı büyük binalar mevcut. Dolayısıyla burada hayvancılık olduğu için kooperatif burada işlevini sürdürüyor.